Burada altını kuru tutmak için, devamlı yemlerini, sularını değiştirmek için, ilaçlarını saatinde vermek için. Altını kuru tutmazsak ayaklarını yer tutuyor, ondan sonra da ölüyor. Bir aya bağlı kazın. Evet. Niçin bağlıyorsunuz? Efendim? Niçin bağlıyorsunuz? Anneleri yemlerini yememesi için. Ayağını açık koyduğumuz gidip cücüklerin yemini yiyorlar. Onun için bağlıyorsunuz. Evet. Genellikle Okçuoğlu'nun kazla hiçbir yerde olmaz. Buranın kazları meşhur oluyor. Çok büyük oluyor. Daha lezzetli. Evet, daha lezzetli oluyor. Önüne koydun mu? Şimdi baba yemini bu tarafa koy. Annesi yemine saldırıyor için ayağını bağlıyoruz. Yemesi için bağlıyoruz. Gelip çocukların yemini yiyor ya. Aferin. Civcivlerin yemini yemesin diye ayağını bağlıyorsun. Evet. Buranın özelliği nedir? Burada neler yapılıyor? Buranın özelliği kazlar yatırdığımız için, damcısına dikkat etmemesi için kapıyı açık koymuyoruz. Köpek falan gelir diye altında yumurtaları yiyor. Altını kuru tutmak için yukarılarda yatırıyoruz. Altı teni olduğu zaman cücükler kazın altında boğuluyor, çıkmıyorlar. O yüzden altına kuru bakmamız için devamlı kontrol ediyoruz. Tabii her kaz aynı anda kuluçkaya yatmıyor. Birisi bugün yatıyorsa birisi bir hafta sonra yatabiliyor. Bu kazları nasıl ayırt ediyorlar kadınlar? Hangisinin kaç gün yattığını nasıl hesaplıyorlar? Şimdi bunları öğreneceğiz. Aynı zamanda burada hafızalarında tutuyorlar. Kazları nasıl tanıyorlar? Bunlar için hangi metotları kullanıyorlar? Onu soracağız. Kazları yatırdığımız zaman tarih atıyoruz. Bir kağıda yazıyoruz. Kara kaz veya beyaz kaz, sarı kaz ne günü yattığı zaman oraya işaret veriyoruz. Günü geldiği zaman gelip altına bakıyoruz. Civcivler altından çıktığı zaman alıyoruz. 2 gün yumurta da kalıyor. Ondan sonra çıkıyorlar. Çıktıktan sonra 2 gün duruyor. Ondan sonra emzik tutturuyoruz. Böyle sıcak suya bir tane şeker atıp onu emzik tutturuyoruz. Ondan sonra civciv yemi koyuyoruz. Önünde yiyorlar. Annelerini yanına alıyoruz. Şimdi kazları bize tanıt. Hangi kaz, ne isim veriyor? Bu duman kaz, bu beyaz kaz, onun ikisi de sarı kaz. Bu alaca kaz, o da kara kaz. Hepsini tanıyorsunuz. Evet, tanıyoruz. Daha rahat oluyor. Evet, böyle. Evet. Takibi de daha evet, rahat oluyor. Evet, takibi oluyor. Atlarını kağıda yazıyoruz. Onun günleri geldiği zaman gelip altına bakıyoruz. Çıkıp çıkmadığını öğreniyoruz. Evet, iki çocuğunuz var ve bunların evet. Bütün masraflarını, evet, eğitim masraflarını kazlardan karşılıyoruz. Kalemlerini, defterlerini, her şeyini bunlardan karşılıyoruz. Kaç kaz var bu sene? Bu sene çıksa 40-50 taneye yakın olur. Çıkmasa da Allah bilir. Kaç liraya satıyorsunuz? 120, 130. Nasıl öyle... mutlu ediyor tabii. Evet, mutlu ediyor. Beyaz altın diyebilir miyiz? Evet, beyaz altın. Evet, kaslı kadınların en büyük gelir kaynakları özellikle kırsal alanlarda kazlar oluyor. Kazlardan elde edilen gelirlerle çocuklarının okul masrafları karşılandığı gibi ailenin borçları varsa bu borçlar da yine kazlardan elde edilen gelirlerle ödenmiş oluyor. Karslı kadınlar için vazgeçilmez beyaz altın olarak adlandırılan kazcılık Kars'ta yaygın olmaya devam ediyor. Gelin abim, çıksın. Gel. Arada dur, çık sen. Gel. Pozu verelim. Abine resmi çekelim. Yani işte kazlar çıkarıyoruz. Onlarla geçimimizi sağlıyoruz. Yani bunu da şimdi tatlı suyla şerbet edip içirecek. Bu şerbet. He, bu yeni. 3 günlükken suyunu içiririk. Ondan sonra dadak tuturuz. Sonra ekmek yediririk. Kuru ekmek ufalıyoruz. İşte öyle büyütüyoruz. Ondan sonra yeşile bırakıyoruz. Niye şerbet veriyorsunuz? Şerbet yüreğini tutsun diye. İlk taze şey olsun diye yani. Yüreğini. Hı-hı. Faydası oluyor. Yani. Tabii hani seron yerine geçiyor yani. Hı-hı. Hani sen hastalanıyorsun, doktora gitsin, doktor seron takır ya. Vitaminsiz diye. Biz ilk cücük çıktığı zaman halsiz olduğu için kafasını sallıyor. Tüy tutması için en önce şerbetle su içiririk. Tabii kazların bütün hallerinden anlıyorsunuz. Evet, hepsinden, hepsinden. Hastalıklarında. Her şeyine mesela affedersiniz. İshal gittiği zaman ne ilaç verildiğini, kurt içinde bağışıkta kurt olduğu için kurt ilacını veririk. Hani bildiğin bir hayvanı nasıl bakıyorsa onun şeye. Buna da aynıyla özen gösterir. Tedavilerini yapıyorsunuz. Aynı. Yani insanda olan bir hastalık hayvanın aynısı. Hem anne, hem doktor. Hepsi. Evet. Mesela astım olur, o da ağzını açıp yumuyor. Ona biz astım bronşit diyoruz. Ona da la içiririk. La ilaçlarımız var, ondan veririk. Yani hepsini yediririk, al içir. Şimdi şerbet mi içiririk? Şerbet veririk.
Ama küçüğüm. Kameraya bir kaz yürü. Yani şimdi doydu, içmez daha. Verdim mi ağzını sallıyor. Öyle mi? Doyduğunda daha içmiyor. Evet, içmiyor. Ağzını sallıyor, dışarı verir suyunu. Bunlar küçük zaman sıcak suyla dadak tutturuyoruz. Bir hafta olduğu sonra ondan sonra yeşil döyüp cilcil yemine katıyoruz. Ondan sonra bunlara veriyoruz. Bunlar bir aylık olduktan sonra kırma veriyoruz daha büyüdüğü için. Bir ayda geçtiği zaman ondan sonra arpa yediriyoruz. Ha, bu yaşlarına veya zamanlarına göre değil mi? Evet. Değişiyor beslenme. Evet. Şekilleri. Şimdi bu nedir? Bu içinde ne var bunun? Bunun içinde civciv yeminle kuş ekmeği var. Kuş ekmeği. Evet. Bu da sularını da içiyor değil mi? Evet, orada da sularını içiyorlar. Taş var suyun içinde. Devirmemesi için taş koymuşum. Çobanlığı mı yapıyorsunuz? Evet. Siz bakıyorsunuz. Bakan yok. Bakan olmadığı için ben getirdim. Tabii hep kadınlara ait değil mi kazlar? Evet. Ne yaptın bugün? Otlatmaya mı çıkardın? Otlatmaya çıkardım. Ne kadar kalacaklar burada? Bir saat falan kalanlar. Ondan sonra ne yapacaksınız? İçeri alacağım, yemlerini vereceğim. Nelere dikkat ediyorsunuz kaz bakımlarında? Vallahi her şeyine dikkat edelim. Yemesine, içmesine, otlamasına, altına, başına. Kaç günmüş bunlar? Bunlar 18 günmüş. 18 günmüş. 18 günmüş. Kaç günde tam bir kaz oluyorlar? Kaç günde? Vallahi 2 ayda tam bir kaz olur herhalde. Bunlara civciv yemi yediriyorum. Sabahları otlatıyorum. Öğle de otlatıyorum. O kadar. Gördün mü? Geriye kümese nasıl sarıyorsun? Gel lili kız gel. Gel. Sesinizden mi tanıyorlar? Sesini tanıyorlar. Şimdi oturmaya çıktılar ya, girme artık hemen. Yarım saat sonra falan girer.